Adım Mehmet. Özel dedektifim. Günlerden cuma, otelin karşısında nöbetteyim. Bu işi masum bir kocaya yardım etmek gayesiyle yapıyorum. Koca iş müzakerelerinde bulunurken, karısı otelin 11 numaralı dairesinde çapkın milyoner Harun Bey'le başka müzakereler yapmaktadır. Görevim bu yasak aşkın fotoğraflarını çekip Abüzüttin Bey'e, yani kocaya vermektir. İyi bir muhitte kızımla birlikte oturuyor, onu yaptığım işlerin hoş olmayan hikayelerinden uzakta tutmaya çalışıyor. Hoş geldin baba. Hoş bulduk yavrum. Bari takip ettiğin vaka enteresan mıydı? Oldukça. Anlat baba. Hayır. Senin işlerimle ilgilenmeni istemiyorum. Ama... Bu sosyete çapkını Harun Bey. Evet. İhanet mi? Evet. Sonra baba? Sonrası kocanın bileceği iş. Ya baskın yaptırır ya da kestirme yoldan silahını çekip küm vurur onu. Hadi sen odana git. Herhalde bu gelen Abüzüttin Bey'dir. Yani koca. Hadi. Hadi hadi. Buyurun. Ne oldu? Esefle bildireyim ki durum oldukça vahim. Ya! Yandım! Vay canına! Şey, yapmayın, sinirlenmeyin, rica ederim. İsmi ne bu herifin? Harun. Zengin ve kadınlar tarafından çok beğenilen bir adam. Vay! Ömrünü hovardalık ve seyahatle geçirir. Bilseydim karımı İstanbul'da bırakmaz, Ankara'ya giderken yanıma alırdım. Hiçbir şey fark etmezdi. Ya o gelip karınızı bulurdu, yahut da karınız gelip onu bulurdu. Bakın, bu dosya onun rezaletleri ve maceralarıyla dolu. Her şehirde ve her memlekette. Karımla ne zamandan beri buluşuyor? Bir haftadır. Otelin hususi dairesinde her gün beraberler. Eyvah! Karımı herkes tanır. Üzülme dostum, karınız oldukça tedbirli. Otele daima yüzünü gizleyen siyah peçeli bir şapkayla geliyor. Baş başa kalmadıklarını söylersem sevineceğiniz. İyi. Yalnız kalmıyorlar demek. Evet, yalnız kalmıyorlar. 4 kişilik bir orkestra onlara aşk melodileri çalıyor. Vay anasını. Saat 5'e 5 kalaya kadar orkestra onlarla beraber oluyor. Peki sonra? Sonra çalıyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Vay! Teşekkür ederim. Şey, bir dakika. O çapkını cehenneme göndermek boynumun borcu olsun. Bana bak, işimi bitirince gelir senin de hesabını görürüm. Yalnız bir dakika, bir prensibim vardır. Araya tabanca ve ölüm girdi mi, ücretimi peşin alırım. Parayı... Al. Şeytan doldurur. Tarabya Oteli mi? Hayati bir mesele için 11 numaradaki Harun Bey'le konuşmak istiyorum. İmkansız efendim, istirahat ediyorlar. Haber vermezseniz ebediyen istirahat edecek. İmkansız hanımefendi, bağlayamam. Müşterinizin hayatıyla oynuyorsunuz. Ne oluyorsun be kızım, bu telaşın ne?
Birinin öldürüleceğini bilsen ne yapardın? Harun Bey! Rahatsız ediyorum ama kusura bakmayın. Sizi öldürecekler. Öldürecekler mi? Evet, öldürecekler. Siz devam edin. Hanımın kocası dışarıda. Neredeyse içeri girip sizi öldürecek. Elinde bir de tabancası var. Eyvah! Telaş etme. Lütfen rahatsız etmeyiniz. Çabuk siz yan odaya geçin. Kocanız buraya gelince de kaçın. Yanından uzaklaşın. Kimsiniz siz? Tanışıyor muyuz? Evet, tanışıyoruz. Dolayısıyla ben salak kocayım. Kimin salak kocası? Karımın salak kocası. Benim salak kocam mı? Tabii. Hey, yanlış karı. Siz Harun Bey değil misiniz? Evet. Burası 11 numaralı daire değil mi? Evet. Eğer burası 11 numaralı daire ise, siz de Harun Bey'seniz, bu hanımın benim karım olması gerekir. Siz bu beyin karısı mısınız? Yo, ne münasebe. Bir dakika durun lütfen. Bu çok karışık bir mesele. Bunu halletmem gerekiyor. Buyurun. Orası resepsiyon mu? Evet. Otelde Harun isimli başka biri var mı? Hayır. Peki, başka 11 numaralı daireniz? Hayır. Öyleyse lütfen söyleyin, burası Tarabya Oteli mi? Evet. Buyurun, için açılırsınız. Ne budalayım, resmen yanılttılar beni. Şerefinize. Şerefinize. Siyah mantonuzdan ve şapkanızdan başka karıma benzeyen hiçbir yanınız yok. O sizden bir hayli güzeldir doğrusu. Öyle olduğundan eminim. Onunla bir gün tanışmanızı isterim. Tanışırız inşallah. Tabii. Memnun olurum. Bir gün tanıştırırım sizi. İyi eğlenceler. Tekrar özür dilerim. Bu tabancayı iade edip parasıyla sevgili karıcığıma hediye alacağım. Herhalde onu karısından şüphe eden başka bir kocaya satarlar. Zaman çok değişti. Artık kocalara itimat edilmiyor. Tabancaları ellerinde dolaşıyorlar. Siz olmasaydınız öbür dünyadaydım. Yalnız unutmayın, sizi kurtaracak birini her gün bulamazsınız. Bir dakika. Böyle gidemezsiniz. Daha isminizi bile bilmiyorum. Kimsiniz siz? Kim olduğumun ne önemi var sizin için? Peki,
Beni nereden tanıyorsunuz? Sizi tanımayan var mı? Bu olayı nasıl öğrendiniz? Yani kocanın beni öldürmeye geleceğini kim söyledi size? Bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı. Bir arkadaşının arkadaşının arkadaşı mı? Bunca kadını nasıl kandırdığınızı öğrenmek isterdim. Bunu öğrenmek için biraz genç değil misiniz? Siz de bu işler için biraz yaşlı değil misiniz? Oh! Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yarın akşam yemeğine gelirseniz bunu bol bol konuşuruz. Müzisyenlerinizle beraber mi olacak? Oh, tabii. Ya şampanya? Elbette. Boşuna zahmet etmeyin. Gelmeyeceğim. İstanbul'da son günüm. Yarın Londra'ya gidiyorum. Ah, iyi yolculuklar öyleyse. Son gecemi yalnız geçirmeme gönlünüz razı olacak mı? Öteki sevgililerinizi çağırın. Hiçbiri sizin kadar güzel değil. 8'de buluşalım mı? İmkansız. 9'da? Çok geç bir saat. 5'te? 4'te? Geleceksiniz değil mi? Bana tehlikeli olduğunuzu ihtar etmişlerdi. Bir deneyin. Siz buraya gelmeyi kabul ederseniz ben de tehlikesiz olurum. İyi geceler. Ne var kuzum? Başka dünyada gibisin. Bu şapkayı nereden buldun?